Ve son konuğumuz Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Orta Doğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı doktorlarında doktor öğretim üyesi Sayın Muhammed Bedrettin Toprak. Sayın Toprak, hoş geldiniz öncelikle. İyi geceler efendim. Merhabalar, hoş bulduk. İyi geceler. Sağolunuz. Nasılsınız Sayın Hocam? Teşekkür ediyorum. Sizi, ekibiniz ve dinleyicileri selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli hocam, Gazze'de maalesef bir soykırım var. Filistin'de yıllardır devam eden bir zulüm söz konusu ve Müslüman ülkelerde bunu maalesef hiçbir şey yapamadan sadece seyretmekle meşguller. Bunun nedenlerinden biri de şüphesiz tabii ekonomik olarak güçsüzlükleri diyebiliriz. Biraz şunu konuşalım istiyoruz sizle. Boykot meselesini konuşmak istiyoruz ama İslam ülkelerinde siz bu alanda araştırma yapmış bir isim olarak İslam ülkelerinde Müslümanların bu protesto kültürleri, protesto anlayışı nedir, ne boyuttadır? Gerçekten Müslümanlar, İslam ülkeleri bunu başaramıyorlar mı? Çünkü ekonomik olarak bir ders verme olayı söz konusu boykotta. Yani İsrail ürünleri, bu Siyonizme destek veren markaların ürünleri, onların direkt kendi ürünleri. Bunlara yapılan bir boykot, bu soykırımın bitmesi için, bunun sonlanması için aslında atılacak adımlardan en büyüklerinden biri de diyebiliriz. Bu alanda nasıl duyarlılık yok mu İslam ülkelerinde, Müslümanlarda? Evet, ya da ne boyutta? Teşekkür ediyorum. Öncelikle boykotu konuşmak için tabii bir adım geriye atarak boykotu hangi zeminde konuşacağız meselesi çok önemli. Yani Türkiye'deki boykot üzerinden yürütülen şeylere baktığımız zaman aslında boykot ve buna ilişki faaliyetlerin daha ağırlıklı olarak tabii ki bir vahşetle karşı karşıya olduğumuzdan dolayı da fakat bunun evveliyatı da genelde böyledir. Daha duygu yüklü, duygu dolu bir zeminde, duygusal bir zeminde bu faaliyetleri yürüttüğümüzü görürüz. Oysa boykot faaliyetini, boykot eylemini öncelikle rasyonel bir zemine, daha makul bir zemine, daha bilimsel bir zemine oturtmak, önce orada tartışmak, boykot mefhumunu bir kültür halinde nasıl tartışabiliriz, bunu nasıl daha geniş kitlere yaygınlaştırabiliriz, bunu konuşarak başlayabiliriz arzu edersiniz. Evet, buyurunuz hocam. Şimdi tabii bu talebin, yani boykotun duygusal zeminden rasyonel zemine çekilmesi talebin veya tartışmaya, konuşmaya buradan başlamamız gerektiğine yönelik iddiam bir öfkesizlik çağrısı gibi anlaşılmasın. Özellikle bu 7 Ekim'den itibaren gördüğümüz ve çok rahat bir şekilde 21. asrın en büyük soykırım teşebbüslerinden birisi olarak niteleyebileceğimiz hadiselere öfkelenmemek, kızmamak, hatta sinir krizlerine girmemek elde değil. Bu haklı öfkeye saygı duymaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Fakat boykotu, yani boykot kültürünü bu öfkeden biraz ayrıştırmak durumundayız. Şunu kastediyorum. Öfke gibi, nefret gibi duygular çok sürdürülebilir duygular değil. Öte yandan boykot ise ya da boykot kültürü ise tanımını hepimiz biliyoruz ama ben şöyle bir tanım ekleyeyim boykota ya da açmış olayım diyeyim. Belirli nedenlerle, siyasi neden olabilir, ekonomik neden olabilir, sosyal bir neden olabilir, çeşitli tüketim alışkanlıklarını değiştirmek ve ortaya bir tüketim iradesi koyma faaliyetidir. Ve bu faaliyet, yani iktisat biliminden öğrendiğimiz kadarıyla insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi çok kolay değildir. Çünkü çeşitli bağımlılıklar vardır, çeşitli yol bağımlılıkları dediğimiz şeyler vardır ve bu değişiklikler uzun sürelidir, uzun vadede gerçekleşir. Oysa bu bahsettiğimiz duygular çok kısa süreli yükselmeler ve düşmeler şeklinde gerçekleşir. Bizim bu noktada tam olarak bu öfke ile boykot kültürünü ayrıştırmamızın gerekliliği buradadır. Çünkü baktığımız zaman genelde ülkemizde şu şekilde yaşanıyor. Bir trajediyle karşı karşıya kalıyoruz ve ona tepki olarak elimizde bir boykot el freni oluyor ve ona sarılıyoruz. Daha sonrasında o duygu sönümlenince ya da o olay zamanla unutuluyor ki malumunuz ülkemizde ve coğrafyamızda gündemler hızlı değişir. Gündemin değişmesiyle beraber boykota karşı duyarlılığımız da aynı yükselişle birlikte düşüş trendine giriyor. Bunu iktisadi
iktisadi verilerden de gözlemleyebiliyoruz. Oysa bunun böyle olmaması lazım. Yani boykotun ya da o duyduğumuz öfkenin daha stratejik, daha rasyonel, daha bilimsel bir zemine çekilmesi lazım ki daha uzun süreli olsun, daha etkili olsun ve sizin de sorunuzda sorduğunuz gibi biz neden bu boykotu yapamıyoruz sorularını da aslında biraz daha sağlam cevaplar verebilmiş olalım ve daha etkili boykot faaliyetleri içinde bulunabilelim. Evet, öncelikle diyorsunuz ki bunu duygusal değil, evet, bilimsel bir zeminde konuşmalıyız ya da düşünmeliyiz. Yani aklımızı kullanmalıyız, öncelikle duygularımızı hareket etmemeliyiz diyorsunuz çünkü gelip geçici olur diyorsunuz. Evet. Yani evet, tam ya da şöyle bir ekleme daha yapayım. Hı hı. Öfkemizi kontrol edilebilir bir stratejiye, uygulanabilir bir iktisat politikasına ve sürdürülebilir bir karar alma biçimine dönüştürmemiz icap eder. Yani boykot dediğimiz şey tabii ki bir yönüyle duygusaldır. Çünkü siyasi bir yönü vardır, politik yönü vardır, insani yönü vardır, çevreyle alakalı kaygıların sonucunda olabilir. Yani boykot rasyonel iktisadi insanın karar mekanizmasının dışına çıkmasıdır bir yönüyle aldığı kararlarda. Ama öte taraftan da şunu kastediyorum. Bu duygularımızı daha sürdürülebilir hale getirmek için öncelikle boykotu iyi anlamalı ve boykotu nasıl sürdürülebiliriz bunu iktisadi yönlerle tartışmamız icap eder. Evet hocam. Peki boykotun modern piyasa ekonomisindeki yerine gelelim isterseniz şimdi de. Tabii. Şimdi arz ederseniz boykotun modern piyasa ekonomisindeki yerini şöyle bir adım geriye atarak konuşmaya başlayalım. Çok geriye gitmeyelim. Yani yakın tarihe baktığımızda da aslında boykotun veya daha geniş bir tanımıyla ticari veya iktisadi karar alırken yalnızca kar zarar düşünmeyip bununla birlikte çeşitli sosyal, kültürel, iktisadi veya siyasi kararları da alışveriş içerisine dahil etme mantığının evveliyatına gidelim. Bu çok eski bir olgudur aslında. Yani hani genelde tarihçiler tarihi siyasi olayların ve savaşların tarihi olarak anlatırlar. Yani devletler kurulur ve yenileri yerine kurulur. Oysa ki iktisat tarihçileri veya sosyal tarihçiler olaylara tam olarak böyle bakmaz. Onlar biraz daha alışverişin tarihi, ticaretin tarihi, insan ilişkilerinin tarihi üzerinden bu tarih okumalarını yaparlar. Ve oraya baktığımız zaman aslında bu boykot ya da alışverişte politik tutum belirleme refleksinin çok eskiye dayandığını görürüz. Buna çok yakın dönemden iki büyük örnek vereyim isterseniz. Mesela bir tanesi Amerika'nın kuruluşunda bu etkili olan Amerika Bağımsızlık Bildirgesi'nin yazılma süreci var. Onun hemen öncesinde yaşanan Britanya'dan Amerikalara gelen ve çok yüksek vergiyle geldiği için çok ciddi boykot edilen ve dolayısıyla devamındaki süreçte Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ne giden bir süreç var. 1770'lerde yaşanan bir olay. Yani Amerika tarihinde, Amerika bağımsızlık tarihinde boykotun kendisinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde başka bir coğrafyadan bir örnek vereyim isterseniz. Mesela Hindistan, buradan örnek verelim. Yani pasif direnişin dünyadaki sembolü olarak tanıdığımız Gandhi'nin bu pasif direniş örgütlenmesi, pasif direniş organizasyonu içerisinde Hindistan'ın emperyalist baskıdan kurtulma hikayesinin çok önemli bir kısmı aslında bir boykot hikayesidir baktığımız zaman. Yani bunun gibi pek çok hikaye sıralayabiliriz. Tarihte çok önemli bir şeydir boykot. Günümüze geldiğimiz zamanda ise modern piyasa ekonomilerini sordunuz. Oraya geleyim hızlıca. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün mesela işte sosyal medyaya bir genç girse, işte sosyal medyadaki meşhur video platformlarından bir tanesine girse ilk başta şu soruyu soracak. Boykot işe yarar mı yazacak oraya. Ve karşısına çıkan ilk video, en fazla izlenmiş videoda doğrudan olmasa bile alt metinde şu cevabı görecek. Yani boykot sen işe yaradığını düşünebilirsin. Fakat modern dünyada devletler o kadar güçlü ki ve şirketler o kadar güçlü ki sen çok küçücük minicik bir insan olarak yani attığın taş o dağın içerisinde bir toz bile götürmez alt metniyle karşı karşıya kalacak. Peki bu böyle midir? Bunu konuşalım. Ya da o metni oraya koyanlar kimdir? Yani o yine o şirketler midir acaba? Yani o şirketler olabilir, evet. Hı hı. O şirketler zaten aslında o platformları destekliyor bir kısmıyla biliyorsunuz.
Öte yandan zaten bahsettiğim örnekte zaten bu videonun orada varlığına sebep olan devletler de aslında zaten onun için arka planında var gibi geliyor bana. Bundan çok net bir şekilde şüphelenebiliriz. Biz biraz daha şeyden gidelim, düz yoldan giderek şu çıkarımı yapabiliriz. Şimdi sanayi öncesi toplumlarını, sanayi sonrası toplumlarını kabaca ayıralım. Ve şöyle bir şey söyleyelim. Sanayi öncesi toplumlarında krizler yokluk krizleridir. Sanayi sonrası toplumlarında ise krizler varlık krizleridir. Yani klasik dünyada bir şeyin bir iktisadi buhrana düşmek için orada bir darlık veya üretim probleminin olması lazım. Fakat modern dünyada ise içinde bulunduğumuz piyasa ekonomisinde ise bir üretim problemi değil tüketim probleminin olması lazım ki sistem tıkansın. Yani çok fazla üretiyoruz. Çok fazla üretmemiz için bu çarkın devam etmesi lazım. Bu çarkın devam etmesi için de bu üretilen ürünlerin bir kesim tarafından tüketilmesi lazım. Yani hani o başta söylediğim o kişinin çok önemsiz görülmesi veya gösterilmesi meselesi aslında doğru değil demek istiyorum. Evet. İçinde bulunduğumuz modern piyasa sistemi içerisinin aslında içerisindeki en önemli faktör aslında biziz. Bireyler, karar alma mekanizması içerisindeki en küçük kişiler ve hane halkları aslında. O yüzden de aslında bizim gücümüz küçümsenecek bir güç değil. Yani elbette devletler çok güçlü, devletlerden daha güçlü firmalar var ve bu güç yeryüzünde dağılmış durumda. Evet, siyasi güç olarak, politik güç olarak, iktisadi güç olarak. Peki garibanın gücüne, hiçbir şey olmayanın gücüne, bu da işte o tüketim içerisindeki tüketici olarak birleşme gücü aslında esasen. Bu anlamda baktığımız zaman yani boykot, tüketicilerin kararını kitlesel olarak değiştirdiği takdirde aslında çok çok işe yarayacak bir şey ve aslında güçsüz olanın sahip olduğu çok büyük bir silahtır aslında boykot. Ve tabii ki modern piyasa ekonomisi çok işlevseldir. Sadece doğru kullanılması icap eder. Evet. Yani diyorsunuz ki kitleselleşirse şayet evet bir sonuç alabilirsiniz. Peki şunu da düşünebiliyoruz tabii o boykotun boykotun sürekli olmamasında şu da büyük bir etken diyoruz ki sadece benim yaptığım bir şeyle ben bir ürünü almasam ne olacak? Koca şirket batacak mı? Ben nasıl bir ders verebilirim ki bununla diye düşünüyoruz ve bu şekilde maalesef boykot kitleselleşemiyor. Bunun için neler yapılmalı? Nasıl kitlesel hale gelir bu boykot? Bu boykot kültürü nasıl yerleşir? Evet. Şimdi dediğiniz problemle karşı karşıya çok fazla kalıyoruz. Ben yakın zamanda üniversitede bir amfide ders veriyordum. Yaklaşık 150 kişi vardı sınıfta. Orada kısa oylamalar yaptım ve şunu gözlemledim. Boykota katılım gerçekten çok zayıf. Fakat bu öğrencilerin hatası, onların insani yönden zayıf olmasıyla ilişkili değil. Biraz yokladığım zaman şöyle bir tabloyla karşı karşıya kaldım ki sizin de az önce söylediğiniz gibi insanların boykota katılmamasının birkaç nedeni var ve bunların başında boykota katılmalarının herhangi bir etki oluşturmayacağı kanısı var. Kendisinden izin alarak anekdotunu paylaşacağım bir öğrencim var. İzin almıştım kendisinden. Ondan kısaca bahsedeyim. Bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü güzel bir kalıcı olacağını düşünüyorum. Bir aynı o dersin bir sonraki dersinde ben yine boykotla alakalı bir soru sordum. Ve dersteki sınıftaki en başarılı arkadaşlardan bir tanesi bir kız öğrenci. Kendisi hayvanları koruma kulübünün aktif üyelerinden bir tanesi. Ve kendisi yaptığım oylamada boykota katılmadığını yani İsrail mallarını boykot etmenin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini, kendisinin tüketiciye bir bardak kahveden vazgeçerek İsrail-Filistin arasındaki bu problemi, İsrail zulmünü sonlandıramayacağını söyledi, beyan etti. Öte taraftan da dediğim gibi hayvan hakları, hayvanları koruma kulübünün de aktif üyelerinden bir tanesi. Ben kendisine şu soruyu sordum. Sen dedim kullandığın kozmetik ürünleri içerisinde bu ürünlerden, bu markalardan bir kısmının hayvanlar üzerinde deney yaptığını biliyor musun dedim. Ya ben evet hocam biliyorum, bazılarını biliyorum, takip ediyorum dedi biraz titrek bir ses tonuyla. Daha sonrasında ben kendisine bununla ilgili birkaç bilimsel çalışma gönderdim. Bir meşhur bir Ralph the Rabbit diye bir video var. Onu gönderdim. Bunları izlemesini söyledim. Bir okumasını söyledim. Bir sonraki hafta derse geldiğimde o kız öğrenci bana şunu söyledi. Hocam ben araştırdım, okudum ve
Geçen hafta birkaç tane sipariş vermiştim. Birkaç kozmetik ya temizlik ürünü artık her neyse. Onların siparişini iptal ettim dedi. Çünkü onlar da hayvanlar üzerine deney yapılıyormuş. Ben onları iyi araştırmamıştım. Onlara da baktım ve öyle olduğunu fark ettim dedi. Ben ona şu soruyu sordum. Peki sen bunu yaparak bütün deney hayvanlarını kurtarmış mı oldun? Cevap hayır. Bunun hayır olduğunu bütün amfi biliyordu zaten. Ama orada o kız öğrenci o yaptığı işle daha tutarlı bir insan oldu. Yani bir taraftan hayvanlara yem verirken öbür taraftan hayvanlar üzerinde deney yapılıyor olma dikotomisinden, çelişkisinden kendini kurtarmış oldu. Dolayısıyla şunu söylemeye çalıştım. O da işte sen orada bir kahve, bir bardak kahve almayarak bu savaşı bitiremezsin. Evet, bu zulmü sonlandıramazsın. Bu soykırımın önüne geçemezsin. Ama sen aynı kendi özel hayatında yaptığın gibi küçük bir tavırla sen daha tutarlı bir insan olabilirsin. Daha duyarlı bir insan olabilirsin. Daha farkında bir insan olabilirsin. Daha iyi bir insan olabilirsin dedim. İşte sen bu sebeple, sırf bu sebeple boykot yapmak devam edebilirsin dedim. Ve sonraki haftalarda o öğrencinin derse hakikaten de o kahve bardağıyla gelmediğini gözlemledim. Yani bizim burada işte bunu söylemeye çalışıyorum. Boykotun etkisini yalnızca iktisadi olarak görmememiz icap eder. Ve boykotun amacını da yalnızca bir firmayı batırmak, ona zarar ettirmek veya hisse senetlerinin hisseleri üzerindeki değer kaybına ulaşmak gibi görmemek gerekir. Bu anlamda boykotun çeşitli kategorileri vardır, çeşitli katmanları vardır. Bu katmanları iyi anlamak ve o katmanlar üzerinden bir boykot etkisi değerlendirmesi yapmak icap eder. Evet. İsterseniz onları konuşalım. Hocam 5 dakikalık bir zamanımız var. Konuşabiliriz. Nedir o kategorize edersek, hangi boyutları var boykotun? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir politik boyutu var, bu devletler düzeyinde olan. Ve bir firma boyutu var. Bunların tabii ki içerisine dahil olduğu uluslararası anlaşmalar vesaire şeyler var. Ve bunların hareket alanları biraz daha sınırlı malumunuz anlaşmalar sebebiyle. Fakat etkileri daha yüksek. Ama sizin o bir önceki sorduğunuz soruyla ilişkilendirebilecek olursak aslında boykotun iktisadi boyutunu iyi ölçeklendirmek icap eder ve orada şöyle düşünmek lazım. Boykotun yegane amacı bir firmayı batırmak veya bir firmaya iktisadi zarar ettirmek değildir. Bu olması beklenen ve olduğu takdirde de olumlu, yani boykot açısından olumlu sonuç doğuracak bir şeydir. Fakat yegane amacını bu olarak planlarsak, yani çok büyük hedefler koyarsak bu hedefe ulaşamadığımızı düşünürüz ve bu sebeple de yaptığımız işin bir işe yaramadığını düşünür ve boykot yapmaktan vazgeçeriz. O yüzden de boykotu bir yönüyle iktisadi, bir yönüyle siyasi, bir yönüyle de psikolojik ve insani olarak değerlendirmemiz lazım. İşte burada bizlere veya daha alt yaş grubuna düşen şey ise boykotun iktisadi yönüyle birlikte, o çünkü ulaşılması istenen bir hedeftir. Fakat ulaşılması zorunlu olan bir hedef değildir. Ulaşılması zorunlu olan hedef ise şudur: boykot daha bilinçli bir tüketici olmak için, daha iyi bir insan olmak için, daha duyarlı bir insan olmak için yapılan bir fiildir. Ve bu tüketim hiyerarşisinin en üstünde insan varsa, insana değer vermek varsa, insan hayatına kasteden, çevreye kasteden, doğaya kasteden, hayvan haklarına kasteden, işçi haklarına kasteden her ne varsa boykotun konusudur ve o onun hangi milletten olduğuna bakmaksızın, hangi cinsten olduğuna bakmaksızın boykot edilmeye değer bir üründür. Ve bunu boykot etmenin bize hiçbir şey yoksa insani olarak faydası vardır gibi düşünmemiz icap eder. Evet, çünkü bu vicdan bize her zaman lazım. Bugün belki bugün Gazze'de bir soykırım yaşanıyor ama bununla bitmiyor maalesef. Dünyanın her bir köşesinde mazlumlar, zalimler karşısında her zaman haksızlığa uğruyor. Bu her türlü olabilir ve yani o vicdan bize her zaman lazım olduğu için bu kültürün bize yerleşmesi gerekiyor ve vicdanımızın her zaman aktif olarak işlemesi gerekiyor. Mutlaka, mutlaka. Şimdi dünyada yapılan araştırmalar var, çok güzel. İşte Amerika'da yapılan GSS, General Social Survey diye geçiyor, Avrupa'daki versiyonu. Almanya'da Albus dediğimiz araştırma. Bunlar sosyal yapı araştırmaları ve bu araştırmaların sonuçları şunu söylüyor: boykot genelde İskandinav ülkelerinde çok geniş katılımla yapılıyor ve bir üst kültürün aracı, üst kültür aracı olarak halka anlatılıyor. Fakat bizde baktığımız zaman, bizim ülkemizde baktığımız zaman boykot yalnızca İslami camianın, İslami kesimin yaptığı, fakat diğer kesimlerin nedense bundan uzak olduğu bir faaliyetmiş gibi gösteriliyor. Fakat bu çok yanlış. Yani boykot aslında
bir tüketim bilinci olmasa bile bir üst kültürün ürünüdür, bir vicdan ürünüdür. Ve bu sahnede yalnızca Müslümanların değil, İslami kesim değil, bütün aslında yani insani yönü olan, vicdan olan herkesin bulunması gereken bir sahnedir. Yani bu anlamda da boykota katılmak dar bir anlamda politiktir, fakat çok geniş anlamda insani bir reflekstir. Ve dediğiniz gibi yani bugün bu olay karşısında, yarın başka bir olay karşısında, ertesi gün bir işçi hakkı da olabilir, basit bir mesele de olabilir. Hı hı. Bu tarz içinde bulunduğumuz bir vahşet, soykırım da olabilir. Bunların tamamına mutlak surette boykot yapmak, bu boykotta birleşmek ve bunu insani ve vicdani bir zeminde tartışmak ancak bu boykotu daha etkili hale getirir. Evet, zulme dur demenin yöntemlerinden biridir en azından bu her daim. Mutlak surette dünya var oldu olalı. Belki de bizim gibi küçük insanlar, tırnak içinde söyleyeyim, nezdinde zulme dur demenin ve gelecek zulümleri de önlemenin, bu manada zulme kalkışan herkese bir değnek göstermenin, bak bu şirketin başına bu geldi, hı hı, sen hiçbir şey yoksa bizden korktuğun için, batmaktan korktuğun için bu faaliyetlerden uzak durmalısın uyarısını yapmak maksadıyla elimizdeki en büyük güçlerden bir tanesidir mutlak surette. Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, saygılar sunuyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Orta Doğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Sayın Muhammed Bedrettin Toprak'tı konuğumuz ve bu gece de gecenin içindenin sonuna geldik. Tekrar görüşünce dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Gecenin içinde.